Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün bir değişiklik olarak sabah sohbeti yapmak istedim. O sayede de benden çok istediğiniz evlilik hakkında bir konuya değineceğim. Başlıktan da anladığınız gibi konu çiçek. Ama hangi çiçek? Vazoya koyduğumuz mu? Yoksa ömrümüzün çiçeklenmesi mi? İşte bu iki noktada büyük bir ayrışma var. Bu arada burada da gördüğünüz çiçekler ve biberler kendi bahçemizden. Çiçekler soğuktan solmuşlar, o ayrı mesele tabii ki. Şimdi evliliklere yapılan bazı müdahaleler var. Bu müdahaleler sonucunda da çiçek alan eş romantik, almayansa çok affedersiniz, odunmuş gibi atfedildi. Bir iki kuruşla alınan çiçek mi belirliyormuş eşlerin değerini? Ne kadar da abes. Yani eşim veya sizin eşiniz veya eşiniz olacak insan size bu çiçeği getirmedi diye o kişi odun mu olmuş oluyor? Romantik dışı mı olmuş oluyor? Yani böyle bir mantık yok açıkçası. Ne İslam'da var ne insanlığa sığar. Yani öyle ki bazen bazı şeyleri hiç düşünmeden onaylayıveriyoruz. Birileri eşler eve çiçekle gelmeli demiş diye o doğrultuda beklenti içerisine giriyoruz. Oysa hiç düşündük mü? 2 gün sonra solacak olan ki solmuş gördüğünüz üzere. Takıldı. 2 gün sonra solacak olan çiçek mi eşlerimizin değerini belirliyor? Ya da 2 gün sonra canlı olarak görmeyeceğimiz çiçek için kavga etmeye değer mi? Çiçeğin ne derece mutluluk getirdiğini hiçbirimiz düşünmedik. Sadece bize böyle bir kalıplaşmış bir şey sunulduğu için, yani evlilik denince akla eve çiçekle gelen bir eş, işte romantik bir sofra hazırlayan eş, mumlar ışığında olacak o da. Böyle şeyler bizim yuvalarımıza konmaya çalışıldığı için biz de düşünmeden bunları onayladık. Ve olmaması gereken kavgalar edildi. Eşler birbirleriyle anlaşırken ahlaki olarak, karakter olarak birbirlerine uyumlu iken çiçek gibi, böcek gibi şeyleri ortaya çıkararak insanların yuvalarını bozmaya çalıştılar. Her gün 50 poşetlerle dolu dolu gelen ihtiyaçları karşılamak için didinen, gece gündüz çalışan, eşine yardımcı olmaya çalışan eşlerin kıymetini bir çiçeğe sığdırır olduk. Ki bizden istenilen de buydu zaten. Yapmayın kardeşlerim, yapmayalım. Ömrünüz çiçeklenmediği sürece elinde çiçekle gelmiş neyinize? Hayatınızı çiçeklendirmeyen bir eş, sizi mutlu etmeyen, imani anlamda, ahlaki anlamda, Allah'a kulluk anlamında sizi memnun etmeyen bir eş, şu çiçeği getirse ne olur, getirmese ne olur? Bir gün vazoya koyarsınız, birkaç gün solmadan o şekilde durur. Ama her baktığınızda yuvanızın mutluluğuna bir katkısı olur mu? Orası da meçhul tabii ki. O yüzden böyle şeylere takılmayalım.
Hatta bir gün eşim bahçeden bu çiçekleri toplayıp geldiğinde bir elinde bu çiçekler vardı, diğer elinde ise biber vardı. Acı biberi çok sevdiğim için tabii ki. Benim ilk odaklandığım nokta elindeki biberlerdi. Yani çiçeğe aslında nezaketen baktım, toplamış getirmiş diye. Üstelik bu çiçekleri de yıkayıp getirmişti. Çünkü çiçekten ziyade içinde acaba böcek var mı yok mu diye ona odaklanıyorum. Böyle de bir garip insanım. O sebeple Allah razı olsun bir de yıkayıp getirmişti. Ama tabii ki en çok neye sevindim? Biberlere sevindim. Biberlerin olmasına ve acı olmasına tabii ki sevindim. Yani asıl mutluluk aslında bu. Eşinizin sizi düşünüp değer verip sizin için biber ekmesi, acı biber sevdiğiniz için özellikle acı biber ekmesi ve sizin için bahçeden toplayıp getirmesi, sizinle güzel bir gün geçirmek için çabalayıp didinmesi, hazırladığınız sofraya yardımcı olması, yemeklerinize eline sağlık, Allah razı olsun demesi. Yani bütün bunlar zaten romantik olmaya yeter ve artar bile. Şu çiçeği getirmesiyle bir eş romantik olmuş olmuyor. Böyle şeylerle yuvalarımızı meşgul etmeyelim. Daha önemli meselelere kafamızı yoralım. Ahlaki anlamda, imani anlamda ne kadar yoldaş olabilmişiz, ne kadar çabalıyoruz, buna bakmamız gerekiyor. Kavga edeceksek de bu anlamda kavga edelim. İmani anlamda bir şey yapmadığımız için, çabalamadığımız için kavga edelim. Yani şu solup gidecek olan, bugün var olup yarın olmayacak olan çiçekler için birbirimize olan sevgi çiçeklerimizi ziyan etmeyelim. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.